Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Memleket meselesinden tekrar merhaba. Moda TV ekranlarındasınız. Memleket meselesi dedik. Aslında biz bu zamana kadar boşuna program yaptık. Neden? Çünkü memleketin ilk meselesi eğitimdi. Biz bütün konuları konuştuk. Siyasetçilere ağırladık. Bütün konuları ama konuşmaya çalıştık. Fakat sonra dedik ki evet biz eğitimden başlamamız gerekiyordu. Çünkü her şeyin başı eğitimdi. Biz de sağ olsun eğitimci bir üstadı bugün konuk ettik. Dedi ki hocam, Sayın Zekeriya hocam, konu memleket. Konu memleketin meselesini konuşmak. O zaman dedik bu akşam bizim konuğumuz olun. Ve dedik biz ne yapmamız gerekiyor? Tercih süreci başladı, çocukların tercih dönemi başladı. Ve dedik hocam öğrencilerimiz için ne yapabiliriz? Dedik hocam da sağ olsun en azından doğru tercih yapmalarında yardımcı oluruz. Sağ olsun var olsun geldiler. Hocam hoş safa geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sizlere ve herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hocam sizi tanıyalım. Zekeriya Kılıç dedik. Evet. Tanıyalım. Ardından programımız başlasın. Çünkü konu önemli. Evet, konu. Ben önemli konularda çok fazla konuşma yerine hemen konuya geçmeyi tercih ediyorum. Evet. Buyurun. O zaman çok fazla konuşmadan Zekeriya Kılıç Ordu'da yaklaşık 13 yıldır eğitim üzerine farklı kurumlarda farklı görevlerde bulunduk. En sonunda kendi firmamızda eğitim danışmanı ve öğrenci koçu olarak faaliyet gösteriyoruz. Öncelikle yayınınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım izleyenlerimiz için keyifli ve verimli bir yayın olur her şeyden ziyade. Doğru tercih için yola çıktık. Yani eğitim bu memleketin en önemli meselelerinden bir tanesi dediniz. Ve eğitim adına da bizler bugün sizlerin vasıtasıyla bizleri izleyen değerli izleyicilerimize dilimiz döndüğünce, gücümüz, takatimiz yettiğince bildiklerimiz noktasında birkaç kelam etmek için huzurunuzdayız. Evet. Hocam iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi 2 milyon öğrenci aslında tam da bu aşamada. Evet. Yani tercihler yapılacak. Bir tercihin de isabetli olması için doğru olması gerekiyor değil mutlaka mi? Yani biz şimdi şeyden başlayalım mı? Tabii. Doğru tercihten başlayalım mı? Doğru tercih nedir? Hatta şunu istirham ediyorum. Şu an siz de değerli arkadaşlar, şu an bizi sosyal medya üzerinden izleyen arkadaşların ricamızdır. Bu programı lütfen paylaşmanızı istirham ediyoruz. Çünkü konu gerçekten önemli. Belki bizim öğrencimiz yoktur ama mutlaka bir yakınımızın bir öğrencisi vardır ve işine yarasın diye istirham ediyoruz. Hocam siz de paylaşabilirsiniz sosyal medyadan. Tabii. Yani çünkü sizin de takipçilerin, sizin de izleyenin, sizin de bekleyen insanlar var bu konuda. Çünkü konu önemli. Sorularınız varsa, çocuklarınızla ilgili tercih konusunda sorularınız varsa, hatta ki öğrencilerinizle ilgili sormak istediğiniz bir konuda olursa, o soruyu da hocama yöneltebiliriz. Böyle araya sıkıştırabiliriz. Çünkü öğrenciler bizim geleceğimiz. Eğer müreffeh bir ülkeden bahsedebileceksek, eğer gelişmiş bir ülkeden bahsedebileceksek eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Evet hocam. Evet. Siz de paylaşımı yapmışsanız alt bantta da bizim şu an KJ'de şu yazıyor. Öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Aslında doğru tercih nedirden başlayalım hocam. Önce aslında biz 2021 YKS'yi şöyle bir ele alsak bizim için en sağlıklı olay yani tercihin ilk adımı bir defa tercih sonuçlarını değerlendirmek olması gerekiyor diye düşünüyorum. 2 milyon üzerinde öğrencimiz üniversite sınavına girdi. Bu yıl üniversite sınavına giren öğrencilerin %38'i mevcut hali hazırda 12. sınıfta okuyan öğrencilerken %38.6'sı ise geçtiğimiz yıl lise son sınıftayken veya bir önceki yıl istediği başarıyı alamamış, bir sonraki yıl tekrar denemek isteyen öğrencilerden oluşuyor. Yani orana baktığımızda aslında mevcut 12. sınıfta okuyanlarla mezuna kalan öğrencilerin oranı aynı. Bunun içerisinde %2'lik gibi ufak bir dilimle üniversiteyi bitirmiş tekrardan ikinci, üçüncü üniversitesini okumak isteyen öğrenci adaylarımız var. Mevcut halihazırda okuduğu bölümden memnun olmayıp veya okuduğu bölümden memnun olma cümlesi belki biraz abartı olabilir ama ikinci bir üniversite veya farklı bir bölüme geçiş yapmak için tekrardan sınava girende %14'lük bir kesimden bahsediyoruz. 2 milyon insanı baz aldığımızda bu %14-%15'lik kesim neredeyse 300 bin öğrenciye tekabül ediyor. Aslında tüm püf noktada burası. Yani öğrenci, 300 bin öğrenci mevcut bir üniversitede okuyor.
Buna rağmen tekrardan sınava giriyor farklı bir bölüme yerleşebilmek için. İşte doğru tercih burada biraz başlıyor. Yani dedik ki 2 milyon öğrenci sınava girmiş. Bunların içerisinde birkaç rakamdan bahsedip aslında konuya dönüş yapmak istiyorum ben. Buyur. Bu yıl 2020 YKS sınavında sayısaldan baraja geçen öğrenci sayısı 693 bin geçtiğimiz yıl. Bu yıl ise sayısaldan baraja geçen öğrenci sayısı 390 bin. Eşit ağırlığı düşündüğümüzde yani Türkçe matematik testlerini Türkçe matematik ağırlıklı bölümü düşündüğümüzde geçtiğimiz yıl baraja geçen öğrenci sayımız 999 bin iken bu yıl baraja geçen öğrenci sayımız 587 bin. Sözel'den ise geçen yıl 823 bin öğrenci barajı geçmişken bu yıl 565 bin öğrenci barajı geçti. Bu ne demek oluyor? Türkiye'deki üniversite sayısını 4 yıllık lisans bölümlerini devlet ve vakıf üniversitelerini düşündüğümüzde barajı geçen öğrenciler bir şekilde 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşebiliyor. 180 barajını geçen öğrenciler. Ama burada da geleceğini veya tüm ömrünün geri kalan dönemlerini belirleyeceği bir meslek olduğu için işte doğru tercih burada devreye giriyor. Şimdi biz öğrencilerimize tercih yaparken ofisimize birçok öğrenci geliyor veya sosyal medya üzerinden, cep telefonlarımızdan, WhatsApp'tan veya farklı kanallardan bize birçok öğrenci ulaşıyor. Şimdi tercih yaparken bizler nelere dikkat etmeliyiz? Ben öğrencilere söylediğim ilk şey şu. Bir öğrencim bu yıl için geldi, ofisime uğradı. Hocam tercih yapmak istiyorum. Evet, ne istiyorsun? Hocam ben mühendislik istiyorum dedi. Hay hay, güzel. Sıralaması mühendisliğe yetiyor. Yani şöyle söyleyeyim, 90 bin bandında bir sıralaması var. Bilgisayar mühendisi istiyorum dedi. Hay hay, yapalım. Tercih robotunu açarken bir yandan da sorularla sohbet etmeye başladık öğrenciyi tanım adına. Dedim, neden bilgisayar mühendisi? Hocam ne bileyim, güzel bir meslek. Belki oradan yazılım yaparım dedi. Ben de hemen soru işareti canlandı. Dedim, sen daha önce ne istiyordun? Ya hocam, ben aslında diş hekimi olmak istiyordum. Ama 90 bin sıralamada diş hekimi olma ihtimalim yok. O yüzden baktım, içerisinde kötünün iyisi yani ehvenişer olarak gördüğüm bilgisayar mühendisi var. Peki, bilgisayar mühendisi ne iş yapar baktın mı? Hocam bilgisayar mühendisi işte. Tamam da ne iş yapar? Ne yapar bunlar? Hocam bilgisayar mühendisleri işte bilgisayarla alakalı yazılım yapar, kodlama yapar falan. Güzel. Peki sen bunların hangisine meraklısın? Hocam gidince öğreneceğiz. Dedim ki şu anda teknolojiyle haşır neşir olan, kendi bilgisayarını kendi tamir edebilen, kendi programını kendi yapabilen insanlar var. Neden sana ihtiyaç duyayım ben bir işletme sahibi olarak dedim. Hocam ben mühendisim ama bana göre alaylılar senden daha iyidir. Yani tercih yaparken şimdi öğrenci evden uzaklaşayım bu yıl kafam rahat olsun. Elimdeki puanla kötünün iyisini seçeyim bir tercih yapayım. Bundan dolayı tercih yapılmaz. Böyle bir tercih yaparsak yanlış tercih olur. Şimdi doğru tercih arıyoruz. Hocam ben aslında 4 yıllık falanca bölüm istiyordum. Evet, bu sene istediğim puan gelmedi. İstediğim başarı elde edemedim. Evet. Ben bunun alternatif ve eşdeğer 2 yıllık bölümüm var. Hay hay. Bu daha çok hukuk fakültesi düşünen öğrencilerimizde oluyor. Hocam işte ben 2 yıllık adalet okuyayım. Tamam. Bittikten sonra da DGS ile ben bunu 4'e tamamlarım. Diyorum ki netlere bakabilir miyiz? Bakıyorum. Tamam, edebiyat neti. Eyvallah. Orta derecede ama matematik neti yok. Sen YKS'de bu matematik netiyle adalete yerleşiyorsun. 2 yıl sonra diyorsun ki ben DGS'de 60 matematikten 45-50 yapacağım. Hukuka yerleşeceğim. DGS düşüncesiyle de tercih yapılmaz. Bu da yanlış bir tercih. Hocam üniversiteye bir gideyim. Ben tekrardan hazırlanırım. Az önce söylediğim rakam %18, 2 milyon insanın %14'ü, %15'i üniversiteye bir gideyim tekrardan hazırlanayım. Peki gerçekten kaç tanesi istediği bölüme yerleşebiliyor? Şimdi üniversiteye gideyim tekrardan hazırlanayım diyenin aslında bilinçaltında farklı neden var. Ya ben bu oradan gideyim, evden bir gideyim, üniversite hayatını göreyim. Oradayken zaten istediğim bölümü çok sevmiyorum ama
çalışmaya devam ederim. Üniversite sınavına girer, tekrardan istediğim bölüme giderim diyor. Fakat temel konjonktürde baktığımızda çocuk üniversite sınavına hazırlanmak yerine bir yılda evde kalıp üniversitede vizeleri var, finalleri var, gurbettesin, kendi bulaşığını yıkıyorsun, kendi çamaşırının ütünü kendin yapıyorsun, kendi ihtiyaçlarını kendin görüyorsun. Ben üniversiteye giderim, tekrar hazırlanırım diyerek de tercih yapılmaz. Bir defa tercih yapılması için tercih bir seçimdir. Bir seçim yaparken nedenini, niçinini, öncesini ve sonrasını araştırmak zorundayız. Evet, ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Neden? Çünkü ben bu mesleği çok seviyorum. Bu meslekte kendimi gelecek görüyorum. Bu meslekte kendimi şu alanlarda değiştirebilirim, şu alanlarda geliştirebilirim, şu alanlarda kendime ve çevreme faydalı olabilirim. Ben bu mesleğin artılarını da eksilerini de biliyorum. Şimdi öğrencilerimiz tercih yaparken geliyor yanımıza, hocam benim puanıma ne gelir? Sen ne istiyorsun diyorum ben. Bir defa ne istediğini bilmeyen ama tercih yapayım gideyim diyen insanlar var. Ne istediğini bilmeden tercih asla yapılmaz. Peki bunu nasıl değiştirmemiz gerekiyor hocam? Burada öğrenciyi bilinçlendirmek aileye mi düşüyor, yoksa hocalara mı bu konuda iş fazla düşüyor, okul idarecilerine mi düşüyor? Yani eksiği nerede yapıyoruz da? Ben bir laf vardır ya, Hatice'ye değil neticeye bakarım. Evet. Şimdi neticeye baktığımız zaman Türkiye'de eğitim olarak eksiyiz. Bu tartışılmaz bir gerçek. Doğrudur. Yani eksiyiz. Nerede yanlış yapıyoruz da eksik kalıyoruz? Ya da bu günah keçisi kim olması lazım? Eğitimciler mi, aile mi? Yani burada öğrenciler mi? Yani burada hatayı nerede yapıyoruz? Aslında burada günah keçisi tek bir kişi değil. Burada günah keçisi saydığımız üç kalem. Yani öğrenci de günah keçisi, eğitimci de günah keçisi, aile de günah keçisi. Neden? Hepsinde var o zaman. Hepsinde var. Evet. Çünkü eğitim üçlü sac ayağına benzetirim ben her zaman. Yıllarca idarecilik yaptığım dönemlerde de veli toplantılarında hep şu cümleyi kullandım. Eğitim üçlü sac ayağıdır. Bu ayaklardan bir tanesi öğretmendir. Bir tanesi öğrencidir. Bir tanesi velidir. Hocam gönderiyoruz çocuğu, dershaneye gönderiyoruz, ne istiyorsa yapıyoruz. Biz daha ne yapalım? Sizden matematik çözmenizi beklemiyoruz. Ama sadece dershaneye göndermek, işte özel okula göndermek, istediği kitap almak değildir. Bu süreçte veliye tavsiye de. Şimdi en çok yaşadığımız olay, akşam televizyonda Şampiyonlar Ligi finali var. Çocuk futbol hastası. Evet. Ders çalışması lazım. Baba kumandayı açmış. Hadi oğlum sen git dersini çalış. Çalışmayacak ki. Baba 1-0 geriye düştü şimdi. Veya oğlum sen niye hiç kitap okumuyorsun? Dediğinde karşı taraftan şöyle bir cevap gelse. Kendi çocuğumuzdan bahsedelim. Sen ne kadar okuyorsun arkadaş? Baba sen niye okumuyorsun dediğinde ne cevap vereceğiz? Hani belki velilerimiz bu cümleyi duyduğunda kızıyorlar bana, ama ben biraz net konuşmak zorundayım. Şimdi eğitimde olmazsa olmaz faktörlerden bir tanesi ebeveyindir. Bir diğeri öğretmendir. Öğrenciye en son geleyim. Biz eğitimciler olarak yani çok kızıyoruz. Belki bu cümleyi söylediğimde meslektaşlarım da bana kızacak, ama şimdi iyi net yapan öğrencinin üzerine titriyoruz. Kötü net yapan öğrenciye de veya işte dersinde fazla ilgisi olmayan öğrenciye de, ya bir sınıfta ortalama en az olan sınıfta 12 kişi, maksimum olan sınıfta da 36 kişi var. Biz ortalama 20-24 öğrenciyi düşündüğümüzde hepsine aynı anlatım modeliyle doğru bir anlatım yaptığımızı düşünüyoruz. Ama hepsinin parmak izi birbirinden farklı. Hepsinin algısı, dikkati, merakı, ilgisi birbirinden farklı. Dünyada insanların %95 ortalama zeka düzeyine sahiptir. Geri kalan %5'lik kısımda ileri ve gerizekalı dediğimiz kısımlar var, çok affedersiniz. Onların eğitim alanı farklı, onların okulları da farklı, ama %95 ortalama zeka düzeyine sahip bir öğrencinin, birinin bugün YKS'de baraj altı kalan yüz binlerce öğrenci var. Yani 15-20 net yapamayan yüz binlerce öğrenci var. Aynı zeka düzeyine sahip öğrencinin, baraj altı kalan bir öğrencinin kendi ilgi alanlarını, kendi merakını ortaya çıkardığımızda aslında öğrenci ne kadar zeki olduğunu ortaya koyuyor. Yani biz
Eğitimin aslında temel problemi şu. Biz balıklara yüzmeyi değil uçmayı öğretiyoruz. Biraz da bundan dolayı şimdi eğitimcilerden ziyade eğitimin temel felsefesinde bir tuhaflık var. Biz öğrencilerimize onların koşmasını, yüzmesini, uçmasını istiyoruz. Ya biri koşar, biri yüzer, biri takla atar. Biri çok iyi fizik yapar, biri kötü matematik yapar. Ötekinin resim yeteneği çok iyidir. Yani ben çok nadidir resim yeteneği anaokulunda, ilkokulda keşfedilen bir öğrencinin ortaokul ve lise hayatı boyunca hem eğitimciler tarafından hem de aileler tarafından resme yönlendirildiğini görmedim veya çok duymadım. Ama biz ne yapıyoruz? Oğlum, kızım işte oku, üniversiteyi bitir, en kötü bir devlet memuru ol. Tamam. Maaşın, sigortan garanti olsun, hayatımızı idame ettirelim. Üçüncü kısımda öğrenciler. Geldik üçüncü kısma. Şimdi Z kuşağı denilen bir tabir var. Günümüz gençliğin içerisinde bulundu. Bunlar biraz daha doyum noktası çok yüksek olan, doyumsuz kelimesi belki abartı olur ama istek ve arzuları yüksek seviyede olan, her istediğinde bir şekilde elde etmiş olan veya mücadele etme gereği duymayan bir topluluk var karşımızda. Çünkü işte herkesin evinde çocukluğumuzda veya lise yıllarımızda cep telefonu herkeste yoktu. Bugün var. Bugün bu realitedir. Bilgisayar herkeste yoktu. Ülke olarak biz 90'lı yıllarda bilgisayarla tanıştık. 2000 yılı dediğimiz milenyum çağıyla da biz bilgisayarı biraz daha fazlalaştırdık. 90-2000 arasında Atari salonları revaçtayken 2000'den sonra 2010'lara 2015'lere kadar internet kafeler. Çünkü keşfedilmemiş bir dünya ve gençlik meraklı keşfetmeyi istiyor ve keşfetti bir şekilde. Şimdi gençler hocam ben bir şekilde buradan gideyim. Az önce söyledik ya veya bakıyor bugün bir anket yapalım, analiz yapalım. Gençlerin temel hedefi kısa yoldan çok para kazanmak. Kesinlikle. Herkes Henry Ford'u gıptayla bakıyor. Ama Henry Ford'un 3 veya 4 defa iflas ettiğini kimse okumuyor. Veya Amazon'un kurucusu of adam ne para kazanıyor diyoruz biz. Ama o parayı kazanana kadar kaç defa battığını, kaç defa hata yapıp yenilgiye düşüp büyüdüğünü hiç görmüyor. Yani az zahmetle çok para kazanmak istiyoruz. 99 yılında babam kulakları çınlasın. Dershaneye kaydettirdi beni. Kaydı yapan hanımefendi sordu. Amcacığım dedi, okur mu dedi. Vallahi kızım dedi. Babam beni okula gönderdiğinde hocam bir şey söyledi bana dedi. Bir öğrencinin okuması için 3 şeye ihtiyaç vardır. Babanın kesesi, hocanın nefesi, öğrencinin hevesi. Kese, nefes ve heves yok ise öğrenci okumaz derdi. Şimdi hepsi birbirine girdi. Öğrenci yine okumuyor. Veya okuyanlar, yüksek başarı gösterenler yine var. Ve bir şekilde bu başarısını sonuna kadar devam ettiriyor. Yani en temelde aslında biz öz cümle olarak şunu kaçırdık. Bir meslek seçeceğiz. Mesleği neden istiyoruz? Kaç yıldır istiyoruz? Ne kadarını araştırdık? Neler yaptık? Okuduğum mesleğin kamuda ve özel sektörde çalışma olasılığı oranları nelerdir? Hiç araştırdık mı? Biz bazen kendi sosyal medya hesaplarımızdan atıyoruz. Hocam cidden böyle mi diyor? Yani birkaç oran yine istatistik üzerinden bahsedersek tıp fakültesi mezunlarının %96'sı kamuda çalışıyor. Ama sağlık hizmetlerinden mezun olan yani hemşire, ebe, anestezisyen, tıbbi görüntüleme gibi saydığımız sağlık hizmetlerinden mezun olan ise %36'sı kamu kurumlarında çalışıyor. Kalanı özelde. Kalanı özelde veya işsiz. Evet. Diş hekimlerinin %32'si kamuda çalışıyor. Geri kalanlarının neredeyse tamamının kendine ait ofisi var. Hani bunların kendi ofislerinde, kendi işletmelerinde, kendi muayenelerinde en azından para kazanma oranı var. Türkiye'de 2012
2010 yıl aralarında PDR zirvedeydi eşralık öğrenciler için. Hatta birçok öğrenci ilk 5000'e, ilk 3000'e girip psikolojik danışmanlık, yani PDR dediğimiz bölüm okuyordu. Evet. Şu anda mezunları KPSS barajına takılıyor. Ve en son yapılan istatistiğe göre PDR mezunlarının %29'u kamuda çalışabiliyor şu anda. Hukukçularda bu oranın %26 olması gayet doğal. Çünkü hukuk mezunları biliyorsunuz birçoğu hakim, %26'nın büyük bir çoğunluğu da hakim, savcı, işte belediye avukatları, kamu avukatları, işte milli eğitimdir, bakanlıklardır, oranın avukatları. Diğer kısımlar özelde çalışabiliyor. İşte öğretmenlikte öğretmenlik mezunlarının %21'i ancak kamuda çalışıyor. Çok düşük bir oran hocam. Çok düşük bir oran. Bunların yani bunu aslında sözünüzü kesmek istemiyorum. Şeye bağlayabilir miyiz hocam? Atanamamaya. Yani öğretmenlerin atanamamasına. Çünkü şu an öğretmen açığımız da var. Ülke var. Olarak, milletim olarak. Yani bu atanamamış öğretmenler diyebilir miyiz onlara? Şimdi atanamamış diyebiliriz. Bunun içerisinde atanamayanlar var. İşte %21 öğretmenler kamuda çalışıyor ama %15, %20 kısmı özel sektörde çalışıyor. Maalesef öğretmenlik mezunlarının en az %15-20'si işte polis, asker gibi alternatif kamu kurumlarında çalışmaya başlıyor. Bir kısmı kendi farklı mesleklere yöneliyor. Yani şu noktada okuyanlar da var. Baba kendi işleri çok iyi. En azından benim oğlum okusun hocam, diplomasını alsın. Ben dükkana şöyle asayım. Burada dursun. En azından çocuğum öğretmen yaptım diyeyim. Elinde mesleği olsun diye çalışıyor. Ama Türkiye'de dediğimiz gibi maalesef öğretmen açığımız var. Ve şu anda üniversite mezunlarının %21'i ancak kamuda istihdam edilebiliyor. Evet. Böyle bir sıkıntımız var. Söyleyeceğiniz bir şey var ama hocam. Ben şeyi soracağım. Buyurun. Cumhurbaşkanı dün hatta evet. Üniversite baraj puanlarının düşürüldüğüne dair bir açıklama yaptı ve baraj puanları düştü. Evet. Biz de bu konuda ilgilendik. Şu an bu konu bize ne kadar iyi ya da iyi bir durum mu? Yani sevinmemiz, mutlu olmamız gereken bir durum mu? Ya burada şöyle, baraj puanları düştü denince, şimdi 20 Ağustos'a kadar birinci tercih sürecindeyiz biz şu anda. 20 Ağustos'a kadar bu öğrenciler baraj puanları düştü. Yani bugün 4 yıllık lisans tercihi yapmak isteyen öğrenci 170 puan üzeri olan öğrenciler değil. Yine 180 puan üzerindeki, 180 ve üzerindeki öğrenciler 20 Ağustos'a kadar tercihini yapabilecek. Yani baraj puanlarının düşmesinde şöyle bir kriter eklendi. Türkiye'de her yıl bir ana yerleştirme, bir de ek yerleştirme dediğimiz iki yerleştirme vardır. Bu yıl üçüncü bir yerleştirme açıldı. Bu yerleştirme ile birlikte de o iki yıllık, yani ön lisans için 150 olan baraj 140'a çekildi. 140 ve 170 arası olan öğrenciler ön lisans tercihlerini üçüncü tercihte yapabilecek. Yani ilk tercihte ve ek tercihte bu barajın düşürülmesi mevcut üniversite tercihi yapacak öğrencileri herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Anladım. O zaman çok da şu an üzerinde durup konuşmamız gereken bir konu değil. Değil. Görünüyor. Zaten hani burada tüm eğitimci arkadaşlar da, eğitim danışmanları ve eğitim kurumları da aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söyleyecektir. Yani barajın aşağı çekilmesi biraz da bu yıl ÖSYM sınavında ekstra zorlama, ister istemez ebeveynlerden gelen tepkiler. Yani ülke maalesef 1,5 yıldır pandemi ile uğraşıyor. Evet. Yani eğitimin olduğu ve okulların açık olduğu dönemler, çocukların yüz yüze eğitim aldığı süre zaten belli. Yani 1,5 yılda, 2 yılda, son 2 yıldır üniversite sınavına giren öğrencilerde, geçen yıl biliyorsunuz pandemiye girdik dönem ortasında, Mayıs ayında. ÖSYM sınavında bazı konular seyreltildi. Sınava giren öğrenciler için iyi bir gelişmeydi bu. Bu yıl herhangi bir konuda seyreltilme olmadı. Aksine sorular biraz da zorlaştı. Yani birçok matematikçi arkadaşların ortak söylediği bir şey var. Olimpiyat sorusu ayarında 3 tane soru vardı diye. Bundan dolayı da hani baraj altında
kalan öğrenci sayısı arttı. Yayınımızın başında verdiğim bir istatistik vardı. Geçen yıl 693 bin öğrenci sayısından barajı geçerken bu yıl 390 bin öğrenci sayısından barajı geçti. Evet. Dolayısıyla üniversitelerde de kontenjanlarda ciddi bir boşluk oluşacak. Yani şimdi üniversiteler eğitimin temeli, daha doğrusu meslek öğrenim noktasında, yani ömrünün kalanını ifa edebileceği bir mesleği öğrenme noktasında öğrenci için eğitimin ana merkezi, aynı zamanda şehirler içinde tartışmasız bir şekilde biraz da ekonomik boyutu var bu işin. Yani bir öğrenci en basit, en düz mantıkla işte şu anda bulunduğumuz ilçede ortalama 1000 öğrenci var. Günde bir defa dolmuşta binse 2,5 lira veriyor her öğrenci. Günde tek bir defa dolmuşa binse 1000 çarpı 2,5 TL. Bu öğrenci ev kirası veriyor veya yurtta kalıyorsa marketten alışveriş yapıyor. Üzerine kıyafet alıyor, cep telefonu, ekmek alıyor. Yani şehrin doğal ekonomik döngüsüne ciddi bir katkısı var. Dolayısıyla da 2 yıldır da ülkede bir pandemiyle boğuşma süreci olduğu için ve eğitimin informal olarak devam etti. Yani yüz yüze değil de online olarak devam ettiği süreçte bu gayet doğal bir süreçti. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz TYT'ye ekstra süre verildi. Öğrenciler daha rahat yapabilsin diye. Bu yılda işte barajın düşürülmesi aslında beklenen bir sonuçtu. Yani sınav sonucunun geneline baktığınızda YÖK'ün ve ÖSYM'nin ortak bir konsorsiyum oluşturup Cumhurbaşkanı'na böyle bir süreci götürmesini zaten biz eğitimci olarak bekliyorduk. Hatta hem devlet üniversiteleri hem de vakıf üniversitelerinin birçoğu da böyle bir şeye hazırlıklı olalım diye öncesinden bize de tüyolarını vermişlerdi. Evet. Bu peki avantaj mı şu an öğrenciler için hocam? Yani şu an avantajdan kastımız şu. Şimdi ben birkaç rakamdan bahsedeceğim. Tabii hep rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Çünkü konumuz eğitim. Eğitim olduğu süreçte de biz istatistiklere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir de şeyi de merak ediyoruz hocam. Siz tabii ki istatistiklerinizden sonra bu süreçte nerede en çok yanlışı yapıyoruz? Yani hatalı tercih dediğimiz kavrama nerede düşüyoruz da konuşmak istiyoruz. Çünkü WhatsApp'tan gelen bazı sorular var. Onları da size yöneltmek istiyorum ama istatinizi alacağız. Ondan sonra bu sorulara da yer vermek istiyoruz. Evet. Öğrenci Türkiye'de tıp fakültesi okumak istiyorsa ilk 50.000'e girmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de vakıf, devlet fark etmiyor. Özel veya devlet üniversitesinde tıp fakültesi okumak istiyorsa ilk 50.000'e girmesi gerekiyor. İşte diş hekimliği okumak istiyorsa ilk 80.000'e girmesi gerekiyor. Eczacılık okumak istiyorsa ilk 100.000'e girmesi gerekiyor. Yine hukuk okuması gerekiyorsa bu yıl ilk 125.000'e girmesi gerekiyor. Fakat 2022'de eşit ağırlıktan ilk 100.000'e girmesi gerekiyor bu öğrencinin. Yine mimarlık bölümü için ilk 250.000'e girmesi gerekiyor. Öğretmenlik ve mühendislik bölümlerinin bir kısmı için de 300.000'de olması gerekiyor. Şimdi 170 alan öğrenci lisans barajını geçti. Bu öğrenci lisans tercihi, yani 4 yıllık fakülte tercihi yapabilir mi? Yapabilir. Ama az önceki saydığım muhtemel bu öğrenci 300 binin gerisinde olacağı için bu saydığım bölümlere yerleşemez. Nereye yerleşebilir? İşte İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dediğimiz işletme, kamu yönetimi, maliye, işte fen edebiyat fakültesi veya mühendisliklerin bir kısmı. Yani onlar da nelerdir? İşte orman, ziraat, su ürünleri, ağaç işleri gibi mühendisliklere yerleşebilir. Dolayısıyla 170 puan alan öğrencilerden yine %15-20'lik kısmı tercih edip 4 yıllık bir lisans fakültesine yerleşecektir. Onlar için bir avantajdır diyebiliriz. Evet. Tekrar o zaman sorduğum soruya yöneliyoruz. Evet. Öğrenciler tercih yaparken nerede hata yapıyorlar hocam? En çok hatalar nerede? Yani bilinçsiz mi yapıyoruz bu konuyu, yoksa destek almamız mı gerekiyor? Yoksa hatayı nerede yapıyoruz? Ya bir defa şimdi ÖSYM her yıl kılavuz yayınlıyor. Tercih esnasında hiçbir öğrenci kılavuzu incelemiyor. Az önce alt bantta soru olarak KC'de vermişti. Tekrar o KC'ye verir misin soruyu Alev? Hem söylediğinizle çok güzel uyuştu hocam. Evet. Soru şuydu.
tekrar verir misin o KJ'yi? O formu diyor, okumamız gerekiyor mu? Yani tercih formunu okumamız gerekiyor mu? Şimdi verecek KJ'yi tekrar. Okumak gerekiyor mu onu? Ya şöyle, şimdi biz Türk milleti olarak biraz kılavuz okumaya karşı bir antipatimiz var. Evimize bir telefon alırız, işte televizyon alırız. O televizyonun kullanım kılavuzunu okumayız. Veya küçük bir ev aleti alırız. En basitinden herkesin elinde var cep telefonu, kimse kullanım kılavuzunu okumaz. Evet. Ama o kılavuzların temel amacı bunu sağlıklı kullanabilmek, düzgün kullanabilmek içindir. Şimdi ÖSYM kılavuzunda da buradaki temel amaç, temel argüman yani tercihimizi bilinçli yapmak içindir. Evet biz kurumlardaki rehber öğretmenler, öğrenci koçları, eğitim danışmanları kılavuzları her yıl inceliyoruz. Çünkü kontenjanlarda artmalar, azalmalar mutlaka oluyor. Ama biraz hazırdan çıkması gerekiyor. Yani öğrencilerimizde işte kahve var, evet aldım, demle veya çay var, su var, tüp var, çaydanlık var. Hocam siz demleyin, bana ikram edin diyor. Ya tamam, ben demleyeyim, ikram edeyim. Düzgün demleme yöntemini ben senden daha iyi biliyorum, doğru. Ama biz kılavuzu oku, bir ön hazırlıkla gel. O yüzden her öğrencinin tercihi yaklaşık bir saat sürüyor. O da tek oturumda da değil. Yani öğrenci önce geliyor, istediği bölüm hakkında bilgi veriyorsun veya bölüm hiç bilmiyor. Şimdi doğru tercihe nelere dikkat etmemiz lazım dedik ki, önce ne istediğini bilmesi lazım. Yani bir doktora gittik. Hocam benim ağrım var. Neren ağrıyor? Bilmiyorum ki. Diyerek doğru tedaviye ulaşamayız. Evet. Eğitimde de aslında böyle tercih istedi. Hocam ben üniversite tercih yapmak istiyorum. Tamam. Ağrım var. Elimde benim puanım var. Tamam. Ne tercih etmek istiyorsun? Bana bırakırsan ben kendi hayalimi yazarım sana. Senin puanına göre kendi hayalimi yazarım sana. Kendi hedefimi yazarım sana. Ama sen ne istiyorsun? Ya senin benden istediğin ne? Benim sana yardımcı olmak için ne yapmam gerekiyor? Hangi konuda yardımcı olacağım? Hocam bana yardımcı olun. Nasıl olacağım? Ne istiyorsun? Bir defa doğru tercih için ne istediğini bilmesi gerekiyor öğrencinin. Ne istediğini bildikten sonra gerisi çok rahat geliyor. İkincisi, hocam ben işte bu aralar son 4-5 yıldırımla çok karşılaşıyoruz. Hocam çok fazla puanım yok. Ben hemşire olmak istiyordum ama olamayacağım. Evet, o puanı alamadım. Ne yapayım? İşte sağlıkla alakalı 2 yıllık bölümleri okusam puanım geliyor. Tamam, okuyabilirsin. Ama araştırdın mı? Hocam hangisi daha iyi? Anestezi mi? Diyaliz mi? Yoksa ameliyathane hizmetleri mi? Sen hangisini daha çok seviyorsun diyorum, cevap vermiyor. Çünkü evet, sağlık sektörü iş... Şimdi halkımızda da şöyle bir bilgi var. Sağlık sektörü iş sahası bakımından evet güzel bir sektör. Sağlık okusun bir şekilde iş bulur. İş bulması için donanımlı olması lazım. Altyapısının oluşması lazım. Hocam ben 2 yıllık okup KPSS'yle giderim. Hay hay. Peki istediğin bölümün şu anda KPSS'den kaçla atandıklarını biliyor musun? Bakın bu ülkede 2014 yılında YKS 20 bininci beslenme, diyetetik veya fizyoterapi yazıyordu. Şu anda aynı üniversitenin sıralaması 100 bine geriledi. Fizyoterapi mezunlarının KPSS ile atanma puanı 91. 100 üzerinden 91 puan alması gerekiyor. Ve bu çocuklar kötü çocuklar değildi. Birçoğu da ilk yıl ben ya bir yıl daha beklemeyeyim, gideyim fizik tedavinin önüne açık diye gitti. İşte az önce bahsettik ya PDR'den. Ya bitirip KPSS sınavına girip bir tane soru işaretleyenler istediği yere atanabiliyordu. Ama şu anda PDR mezunu olup KPSS'den kamuya atanamayan birçok öğrencimiz var. Dolayısıyla 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını tefekkür edip planlaması gerekiyor. Ha, bana şu noktada gelebilirler. Hocam ben kendime uygun meslek olarak bunu seçtim. Bu üniversiteyi, bu bölümü de kazanabiliyorum. Bana şehir seçiminde yardımcı olur musunuz? Evet olurum. Tercihimi sisteme girme noktasında zaten yardımcı olurum. Sonrasında ne yapacağını da araştırdım diye soruyorum ben.
Şimdi bilinçli tercih yapan öğrencilerimiz de var. Sonrasında ne yapacağını araştırdın mı diye soruyorum. Evet hocam, araştırdım şunu şunu. Peki KPSS ile kaç puan alıyor, kaç puanla tanıyor biliyor musun? Biliyorum. Okey, sen her şeye hakimsin. Senin bir hedefin var. Bu hedef uğruna çalışacaksın. Buyur, yardımı çok rahat yapabilirim sana. Ama diğer türlü ne istediğini bilmeyen, hangi hedefe, nereye gitmek istediğini bilmeyen bir gemiye hiçbir kaptan müdahale edemez. Evet. Önce ne istediğini bileceksin. Rotanızı, rotayı belirleyeceksin. Belirleyeceksiniz. Ondan sonra diyoruz eğitim koçları, öğrenci koçları zaten rehber bir şekilde yardımcı olur. Bir şekilde yardımcı olur. Bunlar yardımcı olur. Hocam çok karşılaşıyorsunuzdur bununla. Bir eğitimci, ben aslında bunu genelde bir şeyleri değiştirmek isteyen insanlara çok sormak isterim. Yüksek bir yere çıktınız ve milyonlarca öğrenci sizi seyrediyor. Burada öğrencilere hangi mesajı vermek istersiniz? Yani bir eğitimci aslında öğrenciden ne ister? Yani öğrencinin ne yapmasını ister? Ya aslında eğitimci şöyle, bizlere, çocuklarımızın tamamı bizler için bir emanet. Bir eğitimci öğrenciden ne ister? Şimdi bir emek sarf ediyoruz. Emeğin karşılığındaki ürünün gerçekten böyle can alıcı, göz alıcı, yaptığı işi layıkıyla güzel yapan bireyler olmasını ister. Yani bakın, dünyada işte organ mafyası dediğimiz bir grup var. Yani sıradan bir insan bir başkasının böbreğini alamaz. Bu işin ihtisasını görmüş olması lazım. Yani yaptığı işi hakkaniyet ölçüsünde yapmasını ister. Öğretmenlik yaptığım dönemlerde sene başında derse girdiğinde bir duam vardı. Öğrencilerin bir kısmı kızar, sonrasında da teşekkür ederdi. Derdim ki, tabii onlar İstanbul depremini çok hatırlamaz. İşte yakınlarda Van depremi oldu, onu hatırlıyorlardı. Tuğladan, çimentodan çalıp binlerce insanın ölmesine vesile olacaksanız Allah size mühendisliği nasip etmesin diyordum ben. Doktor olup hastanın kalbinden önce cebine bakıp zengin hastaları iyi davranıp fakirleri hor görecekseniz Allah size bu mesleği nasip etmesin diyordum. Şimdi bir eğitimci şunu ister. Biz eğitimci olarak en mutlu olduğumuz şey şu. Rastgele yolda giderken veya hastalandık. Hasta insanız. Doktora gittik. İşte acilde bir tane hemşire kızımız, hocam hoş geldiniz demesi bizim için en büyük mutluluktur. Yani emek verdiğimiz belki amiyane bir tabir ama ürünün meyveye dönüştüğünü görmek bizim için en büyük mutluluktur. Bir eğitimci bunu ister aslında. Diğerleri işin hep hikaye kısmıdır. Yani şu olsun, evet ben de isterim Türkiye'de reisi çıksın. Türkiye birincisini her sene ben çıkarayım, ben isterim. Ama en nihayetinde Türkiye birincisi olmasına ziyade vatanına, milletine, kendisine ve çevresine faydalı, topluma faydalı bir birey olmasını isteriz bir eğitimci olarak. KC'de bir soru var. Listeyi istek sırasına göre mi yapılmalı? Liste istek sırasına göre mi yapılmalı? Aslında şimdi gelen bizim sisteme gelen soruları da arkadaş oraya yansıtıyor. Onu istemiştik Alev'den. Yani şimdi, soruları oraya aktarıyor sağ olsun. Burada şu var. Ben şimdi bir öğrenci, örnek veriyorum, bilgisayar mühendisliği istiyor. Bursa ve işte Kocaeli baz alalım, iki şehir. Gönlü Bursa'dan yana ama Bursa'ya sırası yetmiyor. Neye göre yapmalı? Bir defa şimdi tercih yaparken hep şöyle diyoruz. İlk 20 binde olan bir sayısal öğrencisi tercih yaparken 3 kademeli tercih yapması gerekiyor. 20 binde olan bir öğrenci 15-17 bin arasında ilk başa gelmesini istediği bölümleri yazabilir. Çünkü tercih bir garanti değildir. Ben 20 bin sıralamasındayım. 15 binlik 30 binlik yeri yazdığım garanti gelir. Asla tercihte garanti yoktur. Yani o an, o yıl insanların talep etme, öğrencilerin talep etmesine göre sıralamalar değişebilir. Yani sen 20 binincisin, 30 binlik yeri tercih ettin. Senin aranda 10 bin kişi var. Baktığın zaman matematik olarak biz deriz ki evet doğru bir tercihtir. Eğer burayı istiyorsan hedefine ulaşmışsın. Ama garanti gelir mi? %99 gelir. Her zaman bir ihtimal vardır. Çünkü tercihin temel mantığı şudur. İşte istek sırasına, hocam ben şu şehirde okumak istiyorum, bu şehri öne yazayım mı? Sen o şehri ona yaz ama senden bir kişi daha önde olan kişi de listeye onu yazdıysa, senin birinci tercihin onun 24. tercihi daha iyi olsa, 24. tercihinde Bursa, işte Bursa bilgisayar mühendisi olan bir öğrenci
sıralaması senden yukarıda ise ilk önce o yerleşir. Tercih sırasının önemi yoktur. Anlaşıldı. Evet, aslında çok ince bir çizgi var burada hocam. Biz evet programın başından aslında bizim Hatice'miz hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Hoş geldiniz evlerimize. Teşekkür ediyoruz Hatice. Hoş bulduk evlerinize. Hatice de İnye'den bir dostumuz sağ olsun. Bize her zaman evinde konuk eder ve ağırlar. Hanife Veysoğlu da hayırlı yayınlar demiş. Sağ olasın, sağ olun. Bu Facebook'tan okuduğumuz mesajlar. Evet. Arkadaşlar bizi sosyal medyadan izleyen arkadaşlardan da ricamızdır. Gerçekten konu önemli. Yayın bittikten sonra da bu konuyu başka arkadaşlarımız bundan sebeplensin istiyoruz. Ve hocam gerçekten değerli bilgiler verdi. Bu bilgileri de paylaşalım dedik. Ve dolayısıyla programımızda paylaşmanızı rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Hocam şeyi sorduk. Öğrencilerin tercih yaparken en çok yaptıkları hatayı sorduk. Evet. Peki bu süreçte bir eğitimci olarak yani tercih süreci evet. En önemli konulardan biri ne? Doğru tercih. Doğru yani en önemli konulardan birisi. Nelere dikkat etmesi gerekiyor öğrencilerin? Şimdi bir öğrenci tercih yaparken dikkat etmesi gerektiği nokta bir defa puana göre asla tercih yapılmaması lazım. Ya hocam ben 300 puanım var. Geçen sene 300 puanla, peki bu sene biraz farklı durum var ama rutin olarak fazla. Çünkü bu sene sıralamalar biraz, yani puanla sıralama arasında bir uçurum oluştu. Önceki yıllarda böyle değil. İşte atıyorum 2018'de 300 puan alan öğrenci işte 150 bininci ise, 2019'da 300 puan alan öğrenci ya 140 bininci ya 160 bininciydi. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Bu sene biraz durum farklı. Puanı düşük dahi olsa sıralaması daha yüksek gelebilir. Ama normal şartlarda tercih ederken bir defa dikkat etmesi gereken temel unsur başarı sıralamasıdır. Önce buna dikkat etmesi gerekiyor. Hocam yeni açılan bölümler var. Hep bunu karşılıyoruz. İşte X Üniversitesi işte makine mühendisliğini yeni açmış. Karşısında puan yok. Neye dikkat etmem lazım? Hangi şehirde bu? Örnek veriyorum Bolu'da. Bolu'ya emsal nereler var? İşte Bartın var, Gebze var. Gebze kaç bin sıralamayla almış? 100 bin. Bartın kaç bin sıralamayla almış? 120 bin. O zaman senin sıralaman 90 ila 150, 140 arasındaysa bu yeri tercih edebilirsin. Gelme ihtimali var deriz her zaman. İhtimal olarak konuşuruz. Ama asla bilinçli bir tercihte işte kesin garanti gelir diye bir şey söylememiz mümkün değil. Yeni açılan üniversitelerde bunu çok görüyoruz. İşte hocam ben yazdım bak puanı yok. Puanı da yok zaten bana gelir. Gelir de baktın mı? Sormuyor zaten öğrenci. Birçoğu şey de var. Teknoloji bizi akıllı cahil ediyor bazen. Hocam ben baktım internete yeni açılan bölümleri yazın gelir dedi. Ya doğru dedin nereden biliyorsun? İşte başa dönüyoruz tekrar. Kılavuz evet. Okumadın. Ve tercih yaparken de işte başarı sıralamasına bakmadın. Puan merkezi tercih yaptın. Tercih yaparken alt limit, üst limit belirlemedin kendine. Yani bir hedef doğrultusunda tercih ediyorsun. Okey. Kafandaki şehirler belli. Bu da tamam. O şehirlerin 2021 yılındayız. 2020-2019 yılında aldığı sıralamalara bakmak lazım. Yani 2019 yılında işte Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 70 binini aldıysa, 2020 yılında Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 80 binini aldıysa, 2016 yılında Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, yani aradaki 2 yıl arasındaki farka bakarsın, artı eksi 3 aşağı 5 yukarı her zaman bu çıkıyor zaten. Sen de tercihini artı eksi ona göre yaparsın. Ama yeni açılan hocam yeni açılmış zaten kimse tercih etmez. Etmez ama ya ederse. Evet. Ya bazen şey diyoruz işte hocam genelde öğrencilerimizin en çok seçtiği mesleklerden işte en düşük puan nedir veya en düşük başarı sıralaması nedir? Şimdi tıp fakültesi 50 bin barajını istiyor ama kamuda en düşük tıp fakültesi 22 bin. 22 bin 750 ile geçen yıl almış. İşte bu yıl ne olur? 25 bin olur, 17 bin olur, 20 bin olur ama 17 bin olmaz. Yani rakamlar böyle artı eksi tabii yukarı doğru çıktıkça o artı eksi makas 1000-2000 bandına çıkar. Ama 100 binlik tercihlerde 5000, 5000 veya 10.000, 10.000 artı eksi olarak da gidebilir. Dediğim gibi işte doğru tercih yaparken istediğini bildik. Bunu cebimize koyduk.
nasıl tercih yapmam lazım? Başarı sıralamasına göre tercih yapmam lazım. Bunu da ikinci olarak cebimize koyduk. Bu da elimizde hazır. Tercih yaparken neye dikkat etmek lazım? Başarı sıralamasına göre nasıl tercih yapacağız? Artı eksi 2000 ile 10.000 arasında değişebilir. Yani şimdi benim notlarımda örnek bir tercih var. Özür dilerim, hemen şurada bakacağım. Yani 70.000 sıralamasında ise bir öğrenci. Örnek veriyorum. Sayısal öğrencisi ise 55.000 ile 90.000 arasındaki yerleri yazabilir. İşte eşit ağırlık öğrencisi 70.000'de ise 50 ile 100.000 arasındaki yerleri yazabilir. Ya bazen 90.000'ci, yani geçen yıl 2020 yılında 90.000'inci öğrenci girdiği yerde sen bu yıl 70.000 iken giremeyebilirsin. Ama yazabileceğin aralık bu olması lazım. Evet. Peki yazdın. Sonra neye dikkat edeceksin? Yazarken öncesinde şuna dikkat etmen lazım. Akademik kadro. Üniversitenin artıları nelerdir? İşte bazen mühendislik tercih istiyor öğrenci. Maalesef işte farklı şehirlerde mühendislik fakülteleri çok fazla. Ama ben şimdi söylüyorum. Örnek veriyorum. Erzurum'da mühendislik fakültesi var. Bu öğrenci staj yapabilmesi için iş imkanı olması lazım. İşte Karabük'te otomotiv mühendisliği fakültesi var. Mühendislik fakültesinde otomotiv mühendisliği bölümü var. Ama otomotivde staj yapacaksa öğrenci Bursa'ya gitmek zorunda. Şimdi bölümü tercih ederken de o bölümdeki iş sahası, özellikle mühendislik için söylüyorum bunu, staj imkanı, iş sahası, mezun olduğunda bir yerde başlayıp para kazanabileceğin sektörlerin olduğu yere göre tercih etmek lazım. Yani şu anda Gebze Teknik Üniversitesi mühendislikte biraz daha ileride. Niye? Gebze Kocaeli bölgesi biliyorsunuz fabrikaların, evet, iş sahalarının olduğu yer. İşte Bursa mühendislikte biraz daha yukarıda. Neden? Bursa'da da iş sahası var. Gıda mühendisliğinde Konya bir tık daha ileridir. Çünkü gıda fabrikaların büyük bir çoğunluğu, büyük firmaların büyük bir çoğunluğun fabrikası Konya ve civarında. Şimdi tercih ederken bunlara dikkat etmek lazım. Yani ben bir bölümü istiyorum. O bölümün iş sahası nerede var? Tercih sırama hepsine, bunların hepsini ucuca bağlayıp ona göre bir tercih sırası oluşturmam, evet, gerekiyor. Coğrafya da önemli. Tabii olduğu coğrafya konum önemli. Olduğu, evet, konum önemli. Şimdi, evet, Ordu'da tütün eksperliği okumanın mantığı var mı? Yani o bölümün olmaması da doğru bir tercih yani, o zaman. Şimdi Ordu ve Giresun'da fındık eksperliği denen bir bölüm var. Ama tütün eksperliği yok. Nerede var? Adıyaman'da var. Evet. Yani şimdi coğrafya da önemli. Bir bölüm bir meslek seçerken coğrafya önemli. Ama işte bazı bölümler vardır. Tıp fakültesinde elbet ki büyük üniversitede İstanbul ve Ankara'da okumanın, yani bir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi veya işte Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okumanın mutlaka tartışmasız artıları var. Çünkü alanında yetkin muazzam hocalar var. Bu demek değildir işte Kahramanmaraş Türk Üniversitesi'nde alanında yetkin hocalar yok. Mutlaka yetkin hocalar var. Ama en nihayetinde tıp fakültesini bitirdikten sonra kamuda çalışacağın için, yani kamuda çalışmayı düşündüğün için, Aydın'da okumakla, Kahramanmaraş'ta okumakla, İstanbul'da okumak arasında çok fark yok. Tek fark şu, işte şehrin artısı dediğimiz olaylar var. İstanbul'da öğrencilerin, tıp fakültesi öğrencilerin TUS dediğimiz tıpta uzmanlık sınavına hazırlanması için imkanlar biraz daha fazla. Sırf TUS kursları var büyük şehirlerde. O yüzden şehrin artısı biraz orada devreye giriyor. Yoksa başka bir artısı yok. Evet. Yani işte büyük üniversite dediğimiz bir kavram normalde yok mu? Yani şimdi Hacettepe mezunuyla atıyorum Ordu Üniversitesi mezunu arasında bir fark olmuyor mu? Şöyle, kamuda çalışacaksan ya esprisi sadece ünvanda oluyor. İşte Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu bir hocamız var. Ha. Aynen. Aynen. Veya işte etiketi ya şimdi şey üniversite etiketi. Şimdi matematik öğretmeni, Ordu Üniversitesi matematik öğretmenliği mezunu bir öğretmen de matematik öğretmeni. Hacettepe matematik öğretmenliği mezunu da matematik öğretmeni. Evet. Ama bir yere CV bıraktığında CV'de, diplomada, aynen, yazıyor. Şimdi işletme sahibi olduğunuzu düşünün. Doğru. Biri Hacettepe matematik diyor. Bir tanesi orada matematik diyor. Yani. Siz Ordulusunuz. Orada işletmeniz var. Ama ister istemez önceliğiniz sizin Hacettepe'ye gidiyor. Niye? İşte oradaki title, yani öndeki mezun olduğun üniversitenin sana kattığı şey bu. Evet. O yüzden farkı yok mu?
Evet, mutlaka var, farkı var. Farkı yok değil. Hocam, iyi bir idarecisiniz. Bunu biliyoruz. Mütevazı olmayın. Estağfurullah. İyi bir yöneticisiniz. Evet. İyi bir eğitimcisiniz. İyi bir eğitim danışmanısınız. Hayırlı olsun. Zeka Eğitim Danışmanlık adı altında orada bir kurumunuz da var artık. Evet. Şimdi hatta reklam falan olmuyor. Hatta reklam olsun. Eğitimde çünkü reklam yapmamız gerekiyor hocam. Arkadaşlar tercih konusunda Zeka Eğitim Danışmanlık. Google'a yazarsanız hocamla zaten bu konu iletişime geçin mutlaka derim. Zeka Eğitim Danışmanlık orada Altınordu'da. Mutlaka hocamla iletişime geçin. Az önceki saydığımız vasıflar. Evet, iyi bir aile babasınızdır, iyi bir idarecisinizdir, iyi bir koçsunuz. Evet. Şimdi biraz da üniversiteden alırsak öğrencileri ilkokula kadar ya da hatta anaokuluna. Bir öğrenci anaokulu, işte ilkokul veya ortaokul veya lise veya üniversite. Yani buradan velilere ve öğrencilere ne söyleyelim? Sonuçta son 10-15 dakikamız var. Bunu öğrendikten sonra çünkü diyecek aileler, mesela şu an bizi izleyen aileler, bizim sadece üniversite döneminde çocuğumuz yok diyecek. Biz sonuçta öğrenci velileri diye bir hitapta bulunduk. Evet. Şimdi öğrenci velilerine ne söylemek isteriz? Yani az önce ifade ettik, aslında memleket meselesinin en birinci konulardan biri eğitimdi ve biz hep ihmal ettik. Maalesef. Yani ihmal ettik ve hala da ediyoruz maalesef. Bu arada Ahmet Çevik, Zekeriya Hoca'ya çok selamlar demiş. Selam iletim üzerimde kalmasın. Teşekkür ederim Ahmetciğim. Evet, biz ne yap... Yani biz velilere ne düşüyor hocam ya? Ne yapmamız lazım? Şimdi aslında velilere yani ne düşüyor? Çok geniş kavramlı bir soru oldu aslında, farkındayım da. Aslında şimdi, cümle kısa da. Hani en doğru kelimeyi seçmeye, böyle tek cümleyle olayı bitirmeye çalışmak istiyorum da. Burada şey var, velilere düşen temel faktör şu. Şimdi hep ikimiz de babayız. Yani kendi evlatlarımız var. Dedik ya, yeteneklerine göre. Şimdi biz bir öğrenciye, işte benim çocuğum öğretmen olsun. En azından işte senede 2 ay izni olur. Genel geçer bir algıdır ama öyle de değildir aslında. İşte senede 2 ay izni olsun falan. Aylık, ayın 15'ine standart maaşı olsun. Olaya biz ekonomik olarak bakıyoruz. Benim işte oğlum sen doktor ol. Ya çocuk ilk bine girmiş. Sen doktor ol. Neden doktor olsun? İşte garanti meslek. Ama bu çocuk girişimci. Bu çocuğun farklı bir ruh hali var. Bu çocuk çok büyük bir firmada CEO olabilir. Kendi firmasını kurabilir. Kendi işletmesini açabilir. Garanti olsun, doktor olsun. Garanti mantığı olsun var. Doktor olsun. İşte mantığı var. Biz velileri aslında burada söylemeye çalıştım. Küçükten itibaren belki biraz zor. Yani ülkenin altyapısını düşündüğümüzde sosyopsikolojik durumlara baktığında, hatta sosyopsikolojik ekonomik durumlara baktığımızda bu söylediğim belki biraz zor ama biz öğrencilerimize illa koşsun demeyelim. İlla uçsun demeyelim. İlla yüzsün demeyelim. Yani ya, balıklara uçmayı öğretmekten vazgeçelim. Yeteneklerini keşfedip onlara o noktada yardımcı olalım. Benim kendi yeğenim inşaat mühendisi 2. sınıftan bıraktı okulu. Neden bıraktı? Konuşuyoruz. Dayıcım dedi, ben inşaat mühendisi okumak istemiyorum. Gitti, tercih etti. Ne istiyorsun? Ben gastronomi okumak istiyorum. Büyük bir mutfakta yemek yapmak istiyorum. Aşçı. Evet, düz yani cümle gastronomi aşçı. Evet. Düz cümle aşçı. Büyük bir mutfakta yemek yapmak istiyorum. Düşündüm. Evet, doğru. Bir insan yaptığı işi severse başarılı olur. O öğrencim, o yeğenim inşaat mühendisliğini bitirse dahi başarılı olamayacaktı. Evet. Sınava hazırlandı tekrardan. Dedim İstanbul yazalım. İstanbul'da arkadaşlarımız var, büyük resim. Hayır dayı dedi. Bu işin mutfağı Antalya. İlk bine girerek Antalya'yı tercih etti. Ne istediğini biliyor çünkü. Ne istediğini biliyor. Evet. Hedef doğrusunda. Şimdi biz burada velilere düşen temel nokta şu. 5 yaşında bir evladım var. Ben yeteneğini keşfetmeye çalışıyorum. Kendi istediklerini seçmesini istiyorum. Yani evet, dışarı çıkacağız. Kıyafet giyeceksin. Bazen diyor ki babacığım ben şu tişörtümü giymek istiyorum diyor. Neden diyorum? Çünkü bunun rengi daha çok hoşuma gitti diyor. Tabii hay hay diyorum ben de. Özgüvenlerini kırmamamız lazım.
asla ve asla başkasıyla kıyaslamamamız lazım. Biz maalesef bunu yaşıyoruz. Üniversiteye hazırlandığım dönemlerde mezuna kaldım. Ben yatıyorum. Karşı komşumun oğlu 12. sınıf. Mezun grubu, bunu veliler, öğrenciler çok iyi bilir. Mezun grubu öğrencileri hafta içi gider, hafta sonu evdedir. 12. sınıf öğrencileri ise hafta içi okulda olduğu için hafta sonu dershanededir. Yaz ayı, işte balkon, pencere açık. Sabah saat 9, 8.30 ben yatıyorum. Annemin sesini duydum. Annem, ellerinden öperim. Okuma yazması yok. Ama sağ olsunlar, bizim eğitimimiz için elinden geleni yaptılar. Allah razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Halit, nereye gidiyorsun dedi. Elif teyze, dershaneye gidiyorum. Sınavımız var dedi. Deneme sınavımız var dedi. Bak sen şuna ya dedi. Bizimki de içeride yatıyor dedi. Halit A dershanesine gidiyor. Ben B dershanesine gidiyorum. Evet. O sınava gidiyorsa kalk. Sen hala yatıyorsan burada duydum bir eksiklik ama var. Sen niye yatıyorsun dedi. Yatıyorum dedim ben. Dedi Halit'in dedi denemesi varmış. Senin yok mu? Kalk. Anne, Halit A dershanesine gidiyor. Ben B dershanesine gidiyorum. Ben mezunum. Halit 12. sınıf. Ve orada Halit de beni kıyasladı. Şimdi ben veli toplantılarında eğitimciyken şunu hep söyledim. Çocuklarınızı kıyaslamayın. Eve gelse dese ki anne, arkadaşım Ayşe'nin annesi bir sarma yapıyor. Uf, parmaklarını yersin. Seninki de sarma mı dese. Ne yaparsın diyorum. Annelerin suratı düşüyor. Oğlun gelse dese ki abi diyorum, baba baba senin yaptığın babalık da babalık mı? Arkadaşım Ahmet'in bir babası var dese, moralin bozulur mu? Bozulur diyor. Kendin için istemediğin bir şeyi çocuğuna yapma. Kendi yapamadığın şeyi de evlatlarından çıkarma. Biz işte ben olamadım, işte ben bunu yapamadım, benim oğlum bu olsun. Ya olsun da oğlun kızın onu istiyor mu? Yani ebeveynlere burada düşen en büyük rol, önce evladının ne istediğini tam manasıyla öğrensinler. Tam manasıyla tartsınlar. Ve öğrencilere dediğim gibi yeteneklerine göre muamele etsinler. Ya öğrenci, ben otomobil tamircisi olacağım diyebilir. Vay efendim, sen nasıl otomobil tamircisi olmayı düşünürsün deyip çocuğa tepki koymaktansa, nedenini merak edip eğer gerçekten ilgisi ve alakası varsa şu tavsiye yapabilirsin. Oğlum, otomobil tamir etmek istiyorsun. Evet, çok güzel. Ama benim sana bir tavsiyem daha var. İstersen otomobil üretebilirsin. Küçük yaşta onun hayal kurmasını sağlamamız lazım. Şimdi bir eğitimcinin anlattığı bir anekdot var. Bir şey soracaksınız, farkındayım. Yok, onu anlatayım, buyurun, öyle geçeyim. Lütfen. Baba işten yorgun argın geliyor. Bunu mutlaka birçok velimiz başka yerlerde dinlemiştir. Çocuk eve girer girmez üzerini değiştiriyor, oğlu atlıyor. Babacığım, babacığım hoş geldin diyor. Hava çok güzel diyor, parka gidelim mi diyor. Baba aşırı yorgun. Şimdi ne diyeyim, ne yapayım? Diyor ki, bakıyor orada bir dünya haritası var. Oğlum diyor, sana bir ödev vereceğim. Onu yaparsan her şey tamam diyor. Haritayı yırtmaya başlıyor. Onu ufak ediyor. Aç ağacını diyor, veriyor. Şimdi diyor, git odana, bunu düzelt, eski haline getir, seninle aşağı iner, oynamayı yaparım diyor. Tamam diyor çocuk sevinçle, çocuklar masumdur. Sevinçle, inançla gidiyor, ben bunu yapacağım. Odasına gidiyor, tabii baba üzerini değiştiriyor, tam böyle koltuğa oturmuş, kumandayı eline almış, televizyonu açarken, baba başardım diye geliyor çocuk. Baba şaşıyor. Evet, gerçekten bakıyor ki başarmış. Tek parça halinde. Oğlum nasıl yaptın diyor. Babacığım diyor, dünya haritasının arkasında insan resmi vardı diyor. İnsanı düzelttim diyor. Vay be. İnsanı düzelttiğimizde dünyayı kurtarırız biz. İnsan eğitimi. Biz eğitimciyiz ama ilk eğitim evde başlıyor. Benim çocuğum da doktor olsun diye değil. Benim çocuğum ne olmak istiyorsa onu olsun. Belki bu cümleme birçok veli katılmayabilir. Hoca, oradan bol keseden atıyorsun. Eyvallah. Ama bu ülkede bir ekonomik realite var. Ama diğer taraftan da yaptığı işi kaliteli yapamayan doktorlar var.
maalesef kan görüp bayılan doktorlarımız var bizim. Evet. Buyurun. Hocam aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Yani bizim aslında memleket meselesi, yine vurgu yapıyorum. Aslında memleketin meselesi eğitimdi. Yani biz hep ihmal ettik ve evet. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. Server Çınar size like göndermiş, sözlerinizden dolayı alkışlamış. Samet Saldı da hayırlı yayınlar Zekeriya hocamıza selamlar demiş. Teşekkür ederim kardeşime. Hocam WhatsApp'tan da mesajlar var. Okuyamayacağım arkadaşlardan şimdilik özür diliyorum ama. Evet, toparlayacak olursak. Ne söyleriz, ne söylemek isteriz? Sayın Zekeriya Hocam, mikrofon sizde, kamerada yani, sizde. Buyurun. Toparlayacak olursak, öğrencilerimiz tercih yaparken bir defa yapmak istedikleri bölümü gerçekten istiyorlar mı? Yani ben bu bölümde başarılı olabilir miyim? Yani ilk başta söylediğim bir şey vardı. Neden tercih yapılmaz noktasına geliyoruz işte. Yani ben buradan gideyim diye tercih yapılmaz. Ben bu şehirden gideyim, bir iki sene üniversiteye gideyim diye tercih yapılmaz. İşte ben gideyim DGS'le bunu 4 yılda tamamlarım diye tercih yapılmaz. Ben gideyim işte kötü bir şehre gideyim, oradan yatay geçtiği bir şehre giderim diye tercih yapılmaz. Ne istediğini bilerek yola çıkması lazım gençlerimizin. Önce ne istediğini düşünmesi lazım. Bugün ayın 11'i. Tercihlerin kapanmasına 9 gün var. Yani 20 Ağustos, 23-59'da tercihler sona eriyor. Bence bu sürede gençlerimize, öğrencilerimize verebileceğim en büyük tavsiye ve önerim şu. Önce ne istediğinizi öğrenin. Bu gece yatmadan önce düşünün. Ben ne istiyorum? Yaptığınız tercih sıralamasını gerçekten istiyor musunuz? Burayla ve burayla düşünün. Sadece zihinle düşünmeyin. O sizi aldatır. Ya işte yaptım, ne güzel, meslek güzel, parası var diye değil. Faydalı olabilir miyim diye düşünün. Tüm mesele insanlığa faydalı olmaktır. İşini düzgün yaparsan, neyi yaparsan yap, hangi bölümü okursan oku, gerçekten para kazanırsın. Birinci önceliğin para kazanmak değil, işimi düzgün yapmak olması lazım. Ve dediğim gibi, tercih yaparken, doğru tercih yaparken, ne istediğini mutlaka iyi bilmen lazım. Bir de kullanım kılavuzunu mutlaka okumak lazım diyorum ben. Evet. Kullanım kılavuzunu mutlaka okuyalım. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Evet. Aslında siz eğitimcilerin emeklerine sadece sağlık demekle de geçiştirmememiz gerekiyor. Çünkü bir öğrenci üzerinde ömür boyu hakkınız devam ediyor. Sadece emeğinize sağlık demekle de o kısa cümleyi kurmakla da bundan yırtmış olamayız, farkındayız. Ama iyi ki geldiniz. Belki birçok öğrencinin şu an hayatına dokunmuş oldunuz. İnşallah. Ve geleceğine dokunmuş olacaksınız. İnşallah. Yine söylüyoruz, eğitimle ilgili konularda da zaman zaman kapınızı çalarız. Çünkü bu konu önemli. İhmal ettik. İhmal ettik öğrencilerimizi. Dolayısıyla geleceğimizi ihmal etmiş olduk. Geleceğimizi ihmal ederken de ülkemizi ihmal etmiş olduk. Şu an ben bugün Ünye'de birkaç tane haber yaptım. Evet. Özellikle yaptığım haberlerden bir tanesini kısaca paylaşmak istiyorum. Bir çöp yığını. Aslında bu ben eğitime bağlıyorum. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yani bugün eğer Ünye'de bir çöp haberi yapmak zorunda kalmışsak bu doğru tercih yapmamaktan, doğru eğitimi almamaktan veya eğitimciler olarak da doğru eğitimi vermemekten kaynaklandığını düşünüyorum. Aile olarak da aile de demek ki doğru eğitimi vermemiş ki o çöpler oraya birikmiş. Sonuçta o çöpü atan yaş kitlesi de genç kitle. Neden? Çünkü mesela aralarında enerji içeceği çok fazlaydı. Bugün yaşlı 60-70 yaşındaki bir amca enerji içeceği kullanmaz. O yüzden yani o çöpün hedef kitlesinde oradan analiz etmiş oluyoruz. İşte bisküvi poşetleri, ne bileyim işte pet şişeler vesaire. Yani o çöp orada olmamalıydı. Eğer orada olmuşsa demek ki bir şeyler ihmal edilmiş. Demek ki bir nesil ihmal edilmiş. Ve bugün eğer ormanlar yanıyorsa, aslında bugün asayiş polisleri çok yoğun çalışmak zorunda kalıyorsa, eğer kavgalar, gürültüler, saygısızlıklar varsa demek ki bunun temelinde eğitim ve ihmal edilmiş bir eğitim. Selam size. Rabbim hizmetlerinizi kabul etsin demiş Ali Öğüt. Onu da ulaştıralım sizlere hocam. Hocam iyi ki geldiniz. Tekrar ifade etmek istiyorum. Zaman zaman eğitimle ilgili konular olursa ki olmak zorunda olacak.
sizleri rahatsız etmek istiyoruz. Ben müteşekkir olun. Bundan rahatsızlık değil, mutluluk duyarım. Yani umarım bu gece dimalarda hoş bir seda bırakmışızdır. Umarım her şey bir içindir, tüm mücadele. Bir tane gencimizin bile doğru tercih yapabilme, doğru bir gelecek inşa edebilmesine yardımcı olabilmişizdir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da programımıza konuk ettiğiniz için ben hasreten teşekkür ediyorum sizlere. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize de çok dinledikleri için, sabırla dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettikse affola diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben. Hocam teşekkür ettik. Tekrar sizin adınıza da biz de izleyicilerimize teşekkür ettik. Evet, bizi dinlediler. Ve şu an tekrar rica ediyoruz arkadaşlar. Şu anki izlediğimiz platformu paylaşırsak bizden sonra izleyen arkadaşlara da faydalı olmuş olacağız. Çünkü eğitim. Ben diğer konularda, mesela siyasi konularda böyle bir talepte bulunmadım. Bulunmam da. Ama söz konusu eğitim olunca akan suların durması lazım. Çünkü tekrar ifade ediyoruz, her şeyin başı eğitim. Evet değerli izleyenler, bizleri izlediniz. Teşekkür ediyoruz. Zekeriya Hocam'la sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar buralarda olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik sağlıkla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.